Size doğru geleyim ben. Denizde var biraz. Anlaşıldı kaptan. Kaç kişi çalışıyor? 15'e yakın. Teri. Buradan bugün avcılık yapmadıkları için görmüyoruz. Şekilde elde ettiği, avladığı şeyleri buraya giriyor artık elle. Yaklaşık 30 yıldır bizim sularımızda Marmara'da yoktu. Uygun, mırlanlar, 20 santim boy sınırı var. Bu sene bol, bereketli bir sezon bekliyorduk. Öyle de gözüküyor, palamut balığının yoğun olduğunu da görüyoruz. Bugünkü yaptığımız denetimlerde İstanbul'un bütün kıyılarıyla ilgili planlamamızı yaptık paydaş kurumlarımızla beraber. Şile'de Sahil Güvenlik Komutanlığımızda bizim ekiplerimiz, Sarıyer'de yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla bizim ekiplerimiz o bölgeye. Biz şey, deniz polisimiz Boğazlar kısmına, Tuzla'da bir ekibimiz çıktı, Adalar tarafına bir ekibimiz çıktı. Bizler sizinle beraber Yeşilköy'den bu hatta doğru geldik ve burada denetimimizi yaptık. Silivri'den yine ekiplerimiz çıktı. Deyim yerinde ise İstanbul'un bütün kıyılarını ve Marmara Denizi ve Karadeniz olmak üzere Boğazlarla dahil olmak üzere, Boğaz'la dahil olmak üzere her bütün alan savunması gibi düşünün. Bütün alanlarda denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün güzel bir denetim oldu. Denetimlerin de meyvesini verdiğini görüyoruz zaten. 1 Eylül itibariyle yaptığımız denetimlerde bugüne kadar yaklaşık olarak 5 ton civarında su ürününe el koyduk. 2 tane kaçak avlanan midye teknesine, 1 tane troll teknesine el konularak bunların mülkiyeti kamuya geçirildi. Yaklaşık olarak da 300 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Bu 13 günlük bilanço. Bu sene gerçekten gördüğümüz kadarıyla da boylarla ilgili de çok büyük bir sıkıntı görmüyoruz. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Birçok teknemiz de zaten Karadeniz'de palamut avındalar. Dolayısıyla istavrit ve hamsi balığımız da biraz büyüyor, onu görüyoruz. İnşallah daha az sorunlu bir sezon geçireceğiz diye bekliyoruz. Palamut zaten ilk zamanlarda palamut balığı yoğun. Palamut balığında da iyi bir sezon görüyoruz. Zaten fiyatlara da yansımış durumunda bu. Karekot uygulamasıyla ağları da takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta onları da buluyoruz. Sürdürülebilir avcılık için her balığa bir kere ömründe üreme fırsatı vermemiz için mutlaka onlara yasal asgari boyda avlamamız gerekiyor. Bu nedir? Mesela hamsi balığında 9 santim, istavritte 13 santim, palamutta 25 santim,
lüferde 18 santim. Buna tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Bunun altında balık almamalarını tavsiye ediyoruz onlara. Onlar almazlarsa balıkçımız da bunları tutmaz zaten. Yılbaşından itibaren de zaten bugüne kadar 2022'den itibaren de yaklaşık 75 tonu buldu son 5 tonla beraber. Ha, tekne kontrolü. Tekneye çıktığımızda nelere bakıyoruz? Teknenin yeşil ruhsatı var mı? Avcılık yapabilme izni dediğimiz yeşil ruhsatı var mı? Çalışanların, gerçek kişilere ait su ürünleri, av tezkereleri var mı? Bir de vizeli mi? Hem yeşil ruhsat hem de onun vizeli olup olmadığına bakıyoruz. Ağ ölçüm belgelerine bakıyoruz. Eğer balık operasyonu yaptıysa, balık varsa teknede onların kontrollerini yapıyoruz boy yasakları yönünde. Bir de jurnaller dediğimiz şeyleri elektronik olarak dolduruyorlar. O jurnalleri elektronik olarak doldurup doldurulmadıklarını, onların da kontrollerini yapıyoruz. Hangi gün hangi balığı yakaladığını sisteme giriyor. O sistem sayesinde barkod okuyucuyla da yine karaya çıkış noktalarından nakil belgelerinde elektronik olarak alıyorlar, buraya geliyorlar. Onlar su ürünleri bilgi sistemimizde de entegre bir şekilde bu sayede nereden ne kadar balık geldiğini, kimin ne kadar balık tuttuğunu ve denizlerimizde ne kadar balık avladığımızı da takip edebiliyoruz. Buraya kadar geldi diyelim, kapıya kadar. Elektronik nakil belgesiyle geldiği için geriye doğru da hangi teknenin o balığı izlediğine kadar gidebiliyoruz artık. 30 yıldır Marmara Denizi'nde olmayan uskumru balığı son 2-3 yıldır, 2 yıldır çıkmaya başladı. Yine kalamar balığı çıkmaya başladı. Bu da denetimlerin etkin ve verimli yapıldığında ne kadar olumlu sonuç verdiğini bize gösteriyor.